USDC üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi alır da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, normal şartlarda olumlu diyebileceğimiz bir kapanış yaptı aslında. E, bunun sebebi de neticede arkadaşlar. Şu an e, karşımızda ne yapıyor? 23.8'lerin üzerinde bir e, kapanış yapıyor. Hatta saatliğe baktığımızda bakın. Ee, geçmişte ne yaptı iğneyi verdi en son düştü destek aldı yükseldi düştü derken e, şu an 24'ler üzerinde destek almaya e, USDC devam ediyor arkadaşlar bunu söylemek lazım bir kere e, ikinci olarak lakin şöyle de bir durum var ne yazık ki 24'ler e, şu anda çalışabilecek gibi durmuyor e, neden bu şekilde çünkü hacim tarafında bir kayıp var e bu durumda aslında destekten ana beklentimiz olan e, bu hacmin artışını sağlamıyor. Alım odaklı hareketler görme konusunda sıkıntı yaşatıyor bize. Nitekim Bitcoin tarafında piyasadaki korkuyu da ele aldığımızda beklenen düşüş, RSI'ların buna müsaitliği, hareketli ortalamaların altında kalmamız gibi unsurlar, desteğin ilerleyen günlerde e, çalışmama ihtimalini, doğuruyor sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.